Baz örnek soru 5. Bu videomuzda baz konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kümelerden hangileri R üzeri 4'te baz belirtir? Kümelerimizi görüyoruz. R üzeri 4'te baz belirtecek kümenin içinde 4 boyutlu vektörler bulunması gerekir. Vektörler olmalı. Mesela 3 boyutlu vektörler olsa, 3 koordinattan oluşan vektörler olsa onları direkt eleriz. Boyut uyuşmazlığından dolayı. 4 boyutlu vektörler olması lazım. R üzeri 4'te baz oluşturacak kümede de 4 boyutlu 4 vektör olmalıdır. 4 boyutlu 4 vektör olan küme direkt baz oluşturur diyemeyiz. Oradaki küme içindeki elemanları da alıp eşelon forma getirdiğimizde her sütunda pivot bulunursa o zaman baz oluşturur. Şimdi burada kümeye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 eleman var. Olabilir bu. 1, 2, 3, 4 eleman var. Olabilir. Baz oluşturabilir R üzeri 4'te. Buradakinde 1, 2, 3 tane 4 boyutlu vektör var. Bunların R üzeri 4'ü, bunlar aralarında lineer bağımsız olabilirler ama R üzeri 4'ü germe şansı yoktur. Gerebilmesi için 4 ve 4'ten daha fazla vektör gerekir 4 boyut olduğu zaman. 3 vektör olduğu için bu olmaz. R üzeri 4'ü bu vektörler geremez. Span edemez. Bunun için işlemsel bir gösterimle uğraşmaya gerek yok. Burada 4 boyutlu bir uzayı gerebilmemiz için 4 boyutlu en az 4 vektör gereklidir. Bu şartı sağlamadığından dolayı germe gerçekleşemeyeceğinden baz oluşturamaz diyebiliriz. D şıkkında da aynı nedenden ötürü. R üzeri 4'ü bu vektörler geremez. Aynısı. Bu ikisinin kararını vermiş durumdayız. Bunun içinde 1, 2, 3, 4 var. Olabilir. 1, 2, 3, 4 olabilir. Şimdi 4 boyutlu vektörlerden 4'er tane var. Burada mesela bir kümenin içinde 5 tane olsaydı, 5 tane 4 boyutlu vektör olsaydı, R üzeri 4'ü germe şansı olurdu. Fakat o zaman da lineer bağımsızlığın gerçekleşmesi mümkün olmayacağı için eğer ki küme içinde 5 tane vektör olsaydı direkt lineer bağımsız olma şansı olmadığından dolayı baz oluşturma şansı yoktur diyecektik. Ama öyle bir durumumuz yok. Şimdi ikinci bir kontrol. 4 boyutlu 4 vektör var. Eğer ki bu vektörlerden birbirinin katı olanlar varsa onlar da otomatikman lineer bağımsızlığı sağlamayacağı için elenir. Şimdi bakalım birbirinin katı olan bir şeyler var mı? İlkine bakalım. Vektörler açık bir şekilde birbirinin katı bir vektör göremedim. Bu B şıkkında içinde sıfır vektörü varsa tamamen sıfırlardan oluşan bu hiçbir şekilde bizim yeni üreteceğimiz vektör grubuna hangi sayıyla çarparsak çarpalım katkıda bulunamaz. Yani aslında bunun içinde 3 tane vektör varmış gibi düşünmemiz gerekir. Bu 4'ünün lineer bağımsız olma şansı yoktur. Bu 0, 0, 0 vektörü lineer bağımsızlığı kesinlikle bozar. Bunun bulunduğu hiçbir vektör grubu lineer bağımsız olamaz. Bağımsızlığı bozar. Lineer bağımsızlığın tanımına baktığımızda C1, C2, C3, C4 gibi katsayılarla çarpacağız. Sonucun 0 çıkması için C1, C2, C3, C4'ün hepsinin 0 olması gerekli mi diye bakacağız. Buradaki C4 ile bunu çarpacağız. C4 0 dışında her şey olabilir. Bu nedenle lineer bağımsızlık mümkün değildir. B'nin de kesinlikle lineer bağımsız olmadığını anladık ve dolayısıyla R 4'te baz oluşturamayacağını anladık. Devam edelim, E'ye gelelim. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0. Şu ikisine baktığımızda birbirinin katı olan iki tane vektör görüyoruz. İçinde birbirinin katı iki vektör var. Bunların lineer bağımsız olabilmesi mümkün değildir. Katı iki vektör var. Bunlar lineer bağımsız olamazlar. Bu nedenle yine baz oluşturamaz burada.
Bu da gitti. F'ye geldiğimizde birbirinin katı bir şey görüyor muyuz? Birbirinin katı bir şey yok. Bir de basit bir ilk bakışta içindeki iki elemanı topladığımızda içindeki başka bir elemanı veren bir durum varsa bir de ondan dolayı direkt eleyebiliriz. Ki burada 1, 0, 1, 0 ile şunu toplarsak, şu ikisinin toplamı. Toplayalım şunu. 1 ile 0'ı topladık 1. 0 ile 1'i topladık 1. 1 ile 2'yi topladık 3. 0 ile eksi 1'i topladık eksi 1. Buradaki elemanı çıkarttı. İçerideki iki elemanın toplamı diğer bir elemanı veriyorsa o vektör grubu kesinlikle lineer bağımsız olamaz. İki vektörün toplamı bunları olamayanları bu açıklamalarla baz belirtmediklerini söyleyip geçebiliriz. İki vektörün toplamı diğer bir vektörü verdi. Vektörü verdi. Bu vektör grubu lineer bağımsız olamaz. Grubu lineer bağımsız olamaz. Lineer bağımsız olamadığı anda baz da olamaz. Bu da elendi. Bu baz değil. Baz değil. Baz değil. Baz değil. Baz değil. R üzeri 4'te. Tek baz olma adayı bu kaldı. Bunun da baz oluşturup oluşturmadığını garanti etmek istiyorsak, şimdi mesela ikisini topladığımızda diğer bir elemanı verdiği durumlar falan yok. Ben az önce bakmıştım soruyu yazarken zaten. O yüzden A şıkkına geldiğimizde bu bahsettiğim durumlar yoksa A şıkkını artık bir matrisin sütunlarına yerleştireceğiz bunları. İsteyen determinanta bakarak kontrol edebilir. Determinant sıfırdan farklıysa bunlar hem lineer bağımsız hem de R üzeri 4'ü gelen bir vektör grubudur. Baz oluşturur deriz veya eşelon forma getiririz. Her sütunda bir pivot bulunursa lineer bağımsızlık ve germeyi sağlayacağı için baz oluşturur. Ben burada her sütunda pivot var mı ona bakacağım. 1, 0, 1, 0. Vektörleri sütunlara yerleştiriyoruz düşey olarak. 2, eksi 1. 0, 0, 1, 4. 0, 0, 1, 1. İlk pivot burada. Bunun altını sıfırlayacağız. Bunu eksi ile çarpıp 3. satır eklersek eksi R1 artı R3 yeni R3. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Eksi ile çarpıp ekledim 0. 2, 1, 1. 0, eksi 1, 4, 1. İkinci pivotu çaprazda arayacağım. Bunun altını sıfırlıyorum şimdi. Eksi 2 R2 artı R3 yeni R3'ümüz. R2 artı R4 yeni R4'ümüz. Bir sıfır sıfır sıfır. Sıfır bir sıfır sıfır. Eksi 2 ile çarp bekliyor. Sıfır sıfır. Bir bir. Direkt ekliyoruz. 0, 0, 4, 1. Üçüncü pivotumuz burada. Bunun altını sıfırlıyoruz şimdi. Eksi 4, R3 artı R4, yeni R4. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eksi 4 ile çarp beklersek 0, 0, 0. Eksi 4 ile çarp beklersek eksi 3. Bunu ekstradan 1 yapmakla uğraşmamıza gerek yok. Eksi 1 bölü 3'e çarparsak 1 yapabiliriz orayı. Ve işte 4 tane pivotumuz var. Her sütunda pivot var. Pivot var. Bunun sonucunda bu 4 vektör lineer bağımsızdır ve R üzeri 4'ü gererler. Bu nedenle o söylediklerimi de yazarsanız iyi olur. Baz oluşturur. Yukarıya dönecek olursak buradaki kümelerin içindeki vektörlerden sadece A şıkkındakiler baz oluşturuyor. Baz oluşturur R üzeri 4'te. Diğerlerinin hiçbirisi baz oluşturmuyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.